Selam arkadaşlar, ben Vanarya, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aydan Doğan, Max Rotası 4. sezon 3. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Hemen başlayalım. Mia bir vampiri insanın elinden kurtarıyor, bir insanı ise vampirin elinden. Hadi bakalım. Ben yine hasta oldum bu arada. Bir kurtulamıyorum şu hastalıktan. Evet. Bölüm 3. Fotoğraftaki kız. Onları benimle konserinde gördüm. Yani bu kızı Monica'ya sorman lazım. Monica beni hiç sevmez ki. Neyse, yapacak bir şey yok. Monica'yı nerede bulabilirim acaba? Bir mekan var. Sıradan bir insan kulübü. Orada herhangi bir müşteri olarak takılabilirsin. Sadece uygun bir şekilde giyinmen lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl bir yer? Gotik tarzında bir kulüpmüş. Mia oraya gitmeden önce Max'e çok çok işe olduğunu söyleyip hazırlanmaya başladı. Gece fanatiği kostümü. Gecenin kızı kostümü. Gece kraliçesi kostümü. Çok kötü ya. Gece rahibesi kostümü. Evet. Mia içeri girdiğinde herkes ona baktı. Hazırladığı kıyafet çok ilgi çekiciydi. Birileri onunla tanışmak istedi ama genç kız ilerlemeye devam edip hedefine odaklandı. Buradaki tarzı yakaladım galiba. Pek kimseden farkım yok. Enteresan bir mekan. Salona dolaşırken düşünüyordu. Monica'nın arkadaşı bugün gelmeyebilir aslında. Kesin ikisi de çok popüler kızlardır. Buralardakiler onları mutlaka hatırlar. Beklemeye lüzum yok. Soruşturmaya başlasam iyi olur. Mia fotoğrafı çıkarıp kulüp müşterilerinden rastgele birini seçti. Birinci müşteri kızı tanımıyormuş. İkinci de, üçüncü de. Biri de onu tanımış olmalı. Sonunda erkeklerden biri fotoğrafa bakıp kızın kim olduğunu bildi. Pek emin değilim ama sarhoş bu. Biraz hipnoz yapsam, birazcık. Nasılsa bu halde ne olduğunu anlamaz. Mia dikkatlice erkeğin gözlerine baktım. Kafanı çalıştır, düşün. Galiba ismi Grace. Ara sıra buraya gelir, bugün görmedim ama. Peki kızın tanıdıklarını gördün mü? VIP alanına bak. Peki, teşekkür ederim. Bye. Hey, senin ismin ne? Kız cevap vermeden kaçtı. Yazık oldu. Mia VIP alanının kapısına bakarken düşünüyordu. Monica buradaysa beni kesin kapı dışarı eder. Ama ben burada başka kimseyi tanımıyorum. Grayson'un dışında bana kimse anlatmaz. Biri omzuna dokununca arkasına baktı. Hay aksi. Bu imaj sana yakışmadı. Kıyafet iyi de işte senin üstünde olunca çok ucuz görünüyor. Bugün için kiraladığım locaya göz koydum deme. Buraya tesadüfen geldiğimi söylemek saçma olur. Hayat da inanmaz. Bir şey konuşmamız lazım. Önemli de konu senin arkadaşın. Önemli diyelim. İlgimi çekeceğini hiç sanmıyorum. En azından bir süreliğine bana olan nefretinden vazgeçer misin Monica? İşimiz var. Grace ile tanışmam lazım. Vampir kadın Mia'ya kuşkuyla baktı. Yediğimiz şeylerle tanışmayız biz. Ben vampir topluluğunun bir üyesiyim artık. Vampirler arasındaki yüksek itibarınız Monica'yı etkiledi. Peki. Peki, anladım. Umarım bu konu gerçekten önemli. Yarından sonra burada aynı saatte. Ertesi gün Bay Bov, Mia'yı büro girişine karşıladı. Merhaba, haber var mı? Evet, Glenn Lynch aradı. Onunla bizim gazetecimizin bulaşacağını söyledim. Anladım. Ne zaman? Nerede? Bu akşam. Adres burada. Peki, iyi görünmüyorsun. Neredeyse hiç uyumadım. Bu sorunu çözmeye çalışıyordum. Hemen evine git, dinlen. Patron teklifini başıyla onaylayıp gitmeye hazırlandı. Mia, tarzını mı değiştirdin?
Ne? Ha, bu mu? Sadece bir kamuflaj. Ben daha okulda öğrenciyken böyle giyinirdim. Bunu söyleyelim. Uzun hikaye. Pencerenin arkasında çöp dolu arka sokak, ara sokaklar ve eski binalar görünüyordu. Bu adres ucuz bir otele ait. Lynch buralı değil herhalde. Mia iç geçirdi. Onun nasıl anlaşacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Her şeyden önce vakit kazanmam lazım. Lynch'e başka gazetecilere başvurmaması için ikna etmem lazım. Vampir gerçeğini nereden öğrendiğini anlasam iyi olur. Arabadan inince Mia etrafına bakındı. Umarım arabamı burada çalmazlar veya çizmezler. Burası hiç tekin görünmüyor. Kapı çaldı. Geliyorum. Lynch kapıyı açtı. Kimsiniz? Adım Mia. Olağanüstü Bugün dergisinden geliyorum. Ya harika. Geçin lütfen. Bay Lynch. Aynen. Tanıştığımıza memnun oldum. Bay Bov ne karar verdi? Elinizdeki materyalleri çok merak ediyoruz. Ama ondan önce bir şartımız var. Sizinle anlaşalım. Bu uzlaşma, bu güç veriyor. O yüzden bu diyoruz. Eğer bu şartımızı onaylarsanız bizim bu işbirliğimize devam ettirmeyi çok isteriz. Dinliyorum. Şartımız çok basit. Bize özel kullanım hakkını vermeniz lazım. Olur. O halde başlayalım mı? Neye? Her şeyi öyle hazırlamamız lazım ki bu vampir makalesi gerçekten süper olsun. Bana katılıyor musunuz? Yani tabii. O halde acele etmesek iyi olur. Her şeyi kusursuz yapalım. Anladığım kadarıyla Bay Bob'a verdiğiniz fotoğraf dışında başka malzemeniz de var. Bana onları gösterir misiniz? Bana hikayenizi anlatın. Tamam ama biraz vakit alacak. Rahatınıza bakın. Bir şeyler içer misiniz? Yok teşekkür ederim. Mia dağınık odaya bakıp yüzünü buruşturdu. Ney? Ve tiksinerek sandalyenin ucuna oturdu. Leach kirli bir bardağa viski koydu, yatağa oturdu. Şimdi şöyle, kısaca anlatsam. Bir dakika, ayrıntıları kaçırmayalım. Her detay çok önemli olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz. Fotoğraftaki kızın ismi Grace Butler. O daha vampir olmadan önce onunla tanışıyor, çıkıyorduk. Küçük bir şehirde yaşıyorduk. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum. İki işte çalışıyor, para biriktiriyordum. Bize çiftlik almak istiyordum. Ama sonra bu herif ortaya çıktı. Yabancı biri, yakışıklı bir zengin züppe. Grace ona aşık oldu. Onun o parlatılı hayatına ve pahalı gömleğine kandı. Grace aklını başına almasını söyledim. Ona benim dışında kimsenin... Leach lafını bitirmeden tek yudumla eski bardağını boşalttı. Biraz daha koydu ve şişeyi sallayıp göz işaretiyle kıza da teklif etti. Mia teklifini bir kez daha reddetti. O zaman adam devam etti. Grace'i takip etmeye başladım. Geceleri beraber dolaştıklarını gördüm. Biliyor musunuz, onu öldürmeyi bile düşündüm. İlişkileri uzun sürmedi. Herif kayboldu. Al işte. Önce sevinmiştim ama Grace benimle konuşmuyordu artık. Başka biri olmuş sanki. Onu takip etmeye devam ettiniz mi? Onun kime dönüştüğünü ne zaman anladınız? Bunu soralım. Tabii, kıskançlıktan kafayı yiyordum. Bir gece bir yere gittiğini gördüm. Peşinden gittim tabii. Otobandaki benzin istasyonuna kadar. Yanında 7/24 açık olan bir market vardı. Ve orada hala aklıma gelince dehşete kapılıyorum. Grace Butler, çocukluğumdan beri tanıdığım o kız, zavallı bir kamyoncunun kanını emiyordu. Dişlerini adamın boynuna geçirmişti. Dehşet. Adam ona karşı bile koymuyordu. Hiç. Sonra öyle bir gevşedi, bez bebek gibi. Hemen anladım, o artık bir ceset. Grace ise onu kamyonda sıkıştırıp öylece gitti. Yemin ederim size şu an gördüğüm gibi o olanları da o gece öyle net gördüm. Size inanıyorum Bay Lynch. Gerçekten mi? Ama neden? Bunların kulağa nasıl geldiğini farkındayım. Bilmem, çok inandırıcısınız. Adam Mia'ya dikkatlice baktı. Sonra anlatmaya devam etti. Oradan kaçtım. Ertesi gün polis cesedi buldu. O zamandan beri mi Grace'i fotoğraf makinesiyle takip ediyorsunuz? Yok, önce bir süre tımarhanede kaldım. Salak gibi polislere Bayan Boatlar'ın bir vampir olduğunu anlatmaya çalıştım.
Tedavi görürken çok düşündüm. Anladım ki bütün olanları suçlusu o herifti. Kızı canavara dönüştürdü ve kaçtı. Pislik. 3 yıl sonra dışarı çıktım. Güneş şehirde değildi artık. Ve işte o zaman onu aramaya başladım. Ve buldum. Benden iyi bir dedektif çıkardı. Aha, Allah'ın. Neyse. Nihayet. Nihayet bunu biriyle konuşabiliyorum. Kanıt toplaması olsam da benim bu hastalık geçmişimle kimseye gerçeği anlatamazdım. Yine bir kelimemi dinlemeden tımarhaneye tıkarlar, olur biter. Onu hala seviyor musunuz? Onu nasıl buldunuz? Bunu soralım. Grace her zaman havalı gece kulüplerini ve partileri severdi. En sevdiği müzik gruplarının konserlerine gitmek istiyordu. Ben de bunun gibi mekanlara bakıyordum. Onu bulana kadar dükkanın neredeyse yarısını dolaştım. Bu sıralarda meydana gelen tuhaf tuhaf cinayetler duydum. Eminim o cinayetlerle Grace'in direkt bağlantısı var. Ama biliyor musunuz? Bence o öyle birine dönüştüğü için çok mutsuz. Sen öyle san. Çünkü bu durum bütün doğa kanunlarına aykırıdır. Grace için üzülüyorum. Böyle berbat bir şekilde hayatını sürdürmek zorunda kaldığı için. Vampirizmin ne olduğunu bilmiyoruz. İyi bir şey olmadığı kesin. Topladığınız materyallere bakalım mı? Elimde Grace'in gittiği mekanların isimleri var. 2 kez kan emdiğini gördüm. O fotoğraflardan birini görmüş olmalısınız. Müdürünüze bırakmıştım. Diğer fotoğrafta ise Grace bunu bir vampir kadınla beraber yapıyor. Öyle mi? Hayal bile edemezsiniz. Aramızda bu pisliklerden ne kadar çok var. Ethan Watt bu olayı öğrenirse Lynch'i kesin öldürürler. Grace Butler ise ciddi sorun yaşar. Onun dışında ne zaman ve hangi şehirlerde gittiği mekanların listesi var. Yani ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bu tarihleri ve yerlere cinayetlerin meydana geldiği ve insanların bulunmamak üzere kayıp olduğu tarihleri ve yerleriyle kıyaslarsak birçok kurbanın vampirler tarafından öldürüldüğünü görebiliriz. Harika. Materyaller alabilir miyim? Bu materyalleri yanıma almam lazım. Bu uzlaşma bu güç veriyor. Öyle hatırlıyorum. O yüzden bu diyelim. Pardon? Onlar çok önemli Bay Lynch. Ya sizi bulurlarsa vampirlerin ne tür bağlantılarının olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Büromuzda bir kasa var. Orada bu belgeler güvende olacak. Hem makaleleri hazırlarken onlara ihtiyacım olacak. Ne olur ne olmaz diye kopyalarını çıkartmıştım. Size onları vereyim. Kopyalar. Tamam olur. Yazık oldu, beceremedim. Halbuki her şey ne güzel çözülüyordu. Elinde kanıt olmadan bizim için tehdit olmaktan çıkardı. Umarım orijinal belgelerin başına bir şey gelmez Bay Lynch. Onları merak etmeyin, güvenli yerdeler. Mia adamın bunu aşırı aceleci bir tavırla arkada bir yere bakarak söylediğini fark etti. Bir dakika. Glenn Lynch başka bir odaya geçti. Döndüğünde Mia'ya bir çantayı uzattı. Alın bakalım. Ay bir su içeyim. Genç kız vedalaşıp otelden çıktı. Arabası yerindeydi ama binmeden önce etrafını toplamış ergenleri kovmak zorunda kaldı. Ergenler büyük merakla arabanın kilidini ve yan aynaları inceliyorlardı. Tam zamanında geldim. Biraz daha ve tekerlekler gidiyordu. Anlaştıkları gibi Mia ertesi gün Monica ile buluşmak için kulübe gitti. Uzak bir masaya oturup beklemeye başladı. Kısa süre içinde yanına bir kız geldi. Fotoğraftaki vampir kız. Grace? Mia? Aynen, otur lütfen. Monica beni aradığını söyledi. Grace, başın belada sana yardım etmek istiyorum. Bu uzlaşma, bu güç veriyor. Bu diyoruz. Bir çuval inciri berbat ettin. Ben bu sorunu çözmeye çalışırken sakın ortalıkta görünme. Anladın mı? Ne oldu? Geleneği hiç hatırlıyor musun? Kahretsin, onu nereden biliyorsun? Seni takip ediyor. Neyse, baştan başlayalım en iyisi. Mia anlattıklarını bitirdiğinde vampir kadın şaşkındı. Vay pislik, ondan sonsuza dek kurtulduğumuzu düşünüyorum. İnanamıyorum. Onu pek sevmiyorsun galiba. Tam bir geri zekalı. Bana sorarsan tuhaf biri ama geri zekalıya benzemiyor aslında. Seni takip edip fotoğraflarına çekmeyi başardı sonuçta. Ha bu arada vampirleri iğrenç canavarlar olarak görüyor.
Ben miyim canavar? Bu psikopat öyle mi düşünüyor? O senin kendini nasıl beslediğini gördü. Bu şekilde düşünmesi son derece normal. Bana ne? Gleam benim için geçmişte kaldı. Ciddi ilişkiniz vardı diye düşündüm. Diyelim. Gleam eskiden beraber olduğumuzu söyledi mi? Evet. Ama ondan ne kadar korktuğumu hiç söylemedi değil mi? Bana hep bağırır, millet de sokakta kavga çıkarırdı. Bir gün şöyle demişti, seni başka bir erkekte görürsem öldürürüm. Şaka yapıyor gibiydi ama gözlerine baktığımda ciddi olduğunu anladım. Normal bir iş bile bulamadığınız zavallı küçük bir şehir. Alkolden ölmüş babadan kalan borçlar. Ve kıskançlıktan kafayı yemiş şatlak bir erkek arkadaş. Hayatından nefret ediyordum. Başkalarının hayatlarını almaya değer mi? Herkesin kendine göre sorunu var. Bunu söyleyelim. Bana ne? Ben o hayattan kurtuldum. Ölümsüz oldum ve hiçbir şeyden de pişman değilim. Kimsenin onu duymadığından emin olup devam ettim. Sonra hayatıma o girdi. İsmini öğrenmeye çalışma. Önemli olan vampir oldu ve bu hayatta gördüğüm en romantik erkek oldu. Allah'ım sabır. Umarım Victor değildir. Öyle olduğunu düşünüyorum ama umarım değildir. Neyse. Beraber birkaç gece geçirdik. Bir erkek ilişkinin farklı olabileceğini onunla anladım. Bu ilişkinin güzel olması mümkünmüş meğerse. Bir eve ter kokusu olmadan, ucuz bir arabanın içinde uyanmadan, sabahları donum nerede veya yemek var mı diye soruları duymadan. Ben o zamana kadar doğru düzgün iltifat bile almadım ki. Vampir kadın acı acı gülümsedi. Burada ise onun için geçici bir heves olsam da, bir iki gecelik ilişkimiz olsa da, bembeyaz çarşaflar, güzel sözler, sadece sinemada gördüğüm şampanya markaları. Sabahları sıcak bir kahve ve şefkat. O beni bu hayata layık gördü. Bana vampirleri anlatıp dönüşümü teklif etti. Hemen kabul ettim. Bir dakika bile tereddüt etmedim. Gelin konusuna gelirsek, ona düzgün bir şekilde ayrılmak istedim. Her şeyin bittiğini söyledim. Ona ait olduğumu ve beni asla bırakmayacağını bağırmaya başladı. Şansıma yakın aile başka insanlar vardı ve ben kaçabildim. Yoksa eminim ki Gleam beni öldürürdü. Tımarhaneye girmiş değil mi? Keşke oradan hiç çıkmasaydı. Tam ona göre bir yer. Hastanede mutlu olduğunu düşünmüyorum. Şimdi daha da mutsuz olur ama. Değil şu an nerede? Söylemem. Zarar görmesine izin veremem. Amacın ne? Topladığı bütün kanıtları almamız lazım. Sonra da vampirlerden bahsetmemesi ve onları artık araştırmaması için Nate'i ikna etmemiz lazım. Benimle diye buluştun o zaman? Seni uyarmak istedim. Biz onlar kurtulana kadar bize rahat vermez. Hayatım boyunca beni takip eder. Ben kendim hallederim bu işi. Bakmıyor. Hayır dedim. Kafana sok. Onu öldürürsen, başından bir taç deli dahi düşerse, Gilin'in topladığı kanıtları saklamanın bir anlamı kalmaz. Hepsini prense teslim ederim. Ve o zaman eminim ki etim o sana çok sorun yaşatır. Çünkü seninle bağlantıda olan tüm vampirler dikkatli davranmadığın için tehdit altında şu an. Aslında bu şehre Gilin'i sen getirdin. Anladım. Lynch iyi birine benzemese de Bay Bob'a ona göz kulak olacağıma söz verdim. En azından sana yardım etmeme izin ver. Paraya ihtiyacım olacak, yardımcı olur musun? Peki bir konuda yardımcı olabilirsin. Bunu söyleyelim. Söyle. Sana Lee için kaldığı otel adresini vereceğim. Onu oradan çıkar bir şekil. Gerçeği dünyaya anlatmadan önce öleceğini söyle. İkna et, tehdit et. Bir daha vampirleri takip etmemesini sağla. Ama en önemlisi ona zarar verme. Yapabilecek misin? Tabii ki. Hepsi bu mu? Evet. Kalan her şeyi ben hallederim. Oteli gözetleyen genç kız gelinin dışarı çıktığını gördü. Adam sokağın başında kaybolduğunda Mia odasına gitti. Kilidi kolayca kırdı. Belgeler güvenli yerde derken neyi düşünüyordu bu? Şu köşede galiba. Mia odanın köşesine geçti. Dolabın arkasında olabilir mi? Koltuğumu mu kontrol etsem? Belki en altında gizli bir yeri var. Hangisi doğruydu ya? Koltuk muydu doğru olan? Koltuk diyelim. Lynch buraya belgelerin olduğu çantayı dikmiş olabilir. Mia koltuğun arkasını yokladı. Bir şey yoktu. Peki alt kısmı? Parmakları sert bir şeye değindi sanki. Buldum. Yırtılan kumaş sesi.
Eski koltuk kumaşı kolayca yırtıldı. Mia içinden deri bir çanta çıkardı. Mia çantanın içine bakıp aradığı şeyleri görünce odadan çıktı. Kısa süre içinde Grace'den mesaj geldi. Her şey yolunda. Artık bizim için sorun teşkil etmiyor. Acaba benim bu hareketlerim kaynak korunmasına dair gazetecilik etiğine uygun sayılır mı? Sonuçta Liege'de vampirlerin karşısında tamamıyla savunmasız kalan bir insan sadece. Ve eğer ben müdahale etmeseydim onu muhtemelen öldürürlerdi. Evet. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi moruluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.